başlar Cenk Bey'ciğim. Nasılsınız Cenk Bey'ciğim? İyiyim, teşekkürler. İyi olun. İyi olun çünkü güzel yere denk geldik yani. Her bakalım herkesin başına ne belalar geldi. Nurdan Hanım az daha 8000'in üzerine çıkartıyordu. Sizin biraz daha risk almanızı sağlayacaktı ama takılıverdik. Kısmet. Takılınca da 7100 puanda kaldık. 27 tane harf alma hakkı verdi size. Neredeyse soru başına 2 tane harf alabilirsiniz. Yok ben hafta finaline öyle gitmem demeyin. Tamam mı? Sakin sakin ilerleyelim. Aynen. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun geliyor ilk sorunuz. Kolay da bir şey. Batı kökenli. Diyor ki bir şeye duyulan ani ve aşırı istek. Ani ve aşırı. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Başka anlamlarda da kullanılıyor bu batı kökenli kelime. Bir anlamı da bu. Bir şeye aldım, duyulan ani ve aşırı istek. Kriz. Kriz. Tatlı kriz gibi yani. Buyursunlar. 200 puan. İkincisi daha kolay. Biraz kendimizi serbest bıraktığımız sorulardan. Dört ayaklı dost deli. Pati. Pati. 400 puan daha. Yenisi gelsin efendim. 5 harfliymiş. Şöyle sorulmuş. Kolay taşınabilen bir top türü. Nokta nokta topu da denir. Hmm. Bir harf alabilir miyim? Alırsınız. İsterseniz bir tane daha alırsınız. Bir tane daha alayım o zaman. Bir tane daha alırsınız. Ne topuydu bu top? Ne topu ya? Bambaşka bir şeyin de adı aynı zamanda. Bir harf daha lütfen. İçinde bir şeyler dövülen bir şeyin adı aynı zamanda. Ha, havan. Havan topu 200 puan değerinde. 5 harfli bir tek kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur. Buyursunlar. Dördüncü sorunuz. Tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan şiir. Nazım diyelim daha güzel olsun. Makamla okunan şiir. Evet. Tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamıyla okunan nazım. Bir harf lütfen. Buyurun. Hıh. Demek ki sesli harfle başlıyor. İlahi. İlahi. 400 puanla katıyor kasaya. Daha dördüncü soruda 1200. Gayet güzel. Gayet güzel. Temkinli ilerleyelim efendim. 6 harfli cevapları evet. Da halledelim. Nasıl sorulmuş? Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik. Yine nitelik. Batı kökenli bir kelime aradığımız. Bir şeyin özelliği, nitelik. Hani üst nokta nokta, alt nokta kalite. Nokta. Kalite. Gayet güzel. Basit sorular var demiştim. İşte onların en basiti. Bugünün en kolay sorusu. Hadi 600 puan bekliyorum buradan. Kara taşıtı yöneticisi. Kara taşıtı yöneticisi. Şoför. Yok, Türkçe olsun. Sürücü. Sürücü. 600 puanla. 2410'lu kasa. 7 artılık. Tek kelimedir efendim. Şöyle bir sorusu vardır. Kaçırmaz bunu Cenk Bey. Beklenmedik bir durum karşısında ne olduğunu anlamak için kullanılan sözcük. Hem tek böyle, sözcük. Evet, aslında bir birleşik kelime. Sanki bir iyi dilek sözü gibi Cenk Bey. Ama daha çok sorgularken kullanılıyor. Hayırdır gibi bir şey mi? Bravo. Bravo. Çok uzaklaşmayın lütfen. Efendim, bulursunuz. Hayır olsun yok. Öyle bir şey, öyle bir şey. Ha gayret. Hayır ola. Hayır ola. 700 puan değerinde. 7 artı tek kelime. Şöyle sorduk. Valla iki tane gastronom var size denk geldi. Deniz mahsullerinin zengin sofralarıyla özdeşleşmiş üyesi. Dilimin ucunda. İşte Selma. Hani böyle bir zengin sofrası göreceksek illaki bu orada duracak. Bir harf daha alayım. Yapmayın yahu. Ya çıkmıyor. Hah! Deniz mahsullerinin zengin sofralarıyla özdeşleşmiş üyesi. Çok yandım. İstakoz. İstakoz gibi oldum. Hadi bakalım. 1400 puan daha. Toparlayacaklarım merak etmeyin. Kendimizi de zorlamaya gerek yok aslına bakarsanız. Kalp farkım var zaten. Alırım. Evet, süreye bir taktik. Dikkat edin evet. Ne olur. 1 dakika 35 saniye kalmış. Büyük bir problem değil de takılmayalım bir yerde diye söylüyorum. Tamam. 18 tane de harf alabilirsiniz. Rahatız maşallah. Gelsin. Çatı kiremitlerinin kırık ve bozuk olanlarının yerlerine sağlamlarını aktarmak. Koymak. Çatıyı aktarmak, dama aktarmak. İşleyeni siliyor. 8 harfli cevaplar bitiyor. Arapça kökenli bir kelimedir. Girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını rüyada anlamak için... İstihare miydi? İstişare mi? İstihare. İstihareye yapma. Dua ile uyuma. Çok güzel. Bundan biraz ürküyordum. Güzel atlattınız. Hadi 9 harfli cevaplara. Dikkat.
Bu da o kadar basit ki insanın kafasını karıştırabilir. Bir şeyi nicelik yönünden eksik bulmak. Nicelik yönünden. O şeyi... Noksanlık eksik bulmak. Mekmak diye bitsin. Şeyi... Bir şeyi lütfen. Nicelik yönünden eksik bulmak. Güzel geldi o Z harfi. Bir harf daha. Hakikaten çok güzel. Yerden geldi, bir tane daha istediler. Yani bence... Tek kelime mi? Tek kelime. Bir harf daha o zaman. Bir tane daha. Master'ın ası olmaz olsun. Mak diye bitiyor. En azından onu öğrendik. Nicelik yönünde eksik. Az. Az bulma yok. Ha gayret. Az. Yani beğenmedin galiba. Vallahi biraz... Azımsamak. Azımsamak. Rakiplerimiz zaten doğru olduğunu arkadan alkışlarıyla belirttiler efendim. Çok güzel. Tamam. 55 saniye var. 3 tane soruya cevap vereceğiz. Buyurun gelsin. Tek tanrılı ve kökleri Hazreti İbrahim'e dayandırılan inanç sistemlerinin ortak adıdır. Bir harf alın lütfen. Çoğul iki yok sonunda. Din sonu. Hah, güzel. Ruhani din yok. Bir harf daha lütfen. Başından. Biliyorsunuz kelimeyi. Bir harf daha lütfen. Hani göklerden gelen. Semavi din. Semavi din. Şu an itibariyle 12 tane harf 12. alabilirsiniz. Ben var. Size zaten 20 harflik 2 tane cevabı istiyor olacağım. Tamam. İsterseniz 12'sini birden alırsınız yani. Hani yanlış bakalım. Cevap vermeyin. Basıp yanlış cevap vermeyin de tünelin sonundaki ışık belli olacak. Tamam. Bey. Tek kelime sonuna almış ekini. Bakın şöyle sorulmuş. Yevmiye usulü çalışan temizlik elemanı. Gündelikçi. Nedir? Gündelikçi. Gündelikçi. 31 saniye kadar verilen cevap. Bir son soru, son cevap. İki kelimeden oluşuyor. M, ma diye bitiyor. Önemsememe, yok sayma, şaka kabul etme, hafifseme. İki kelime. İki kelime. Bir harf alın lütfen. Şaka kabul etme. Bir harf daha lütfen. Ben böyle şeylere... Gülüp geçmek. Gülüp geçelim. Gülüp geçelim. 8100 puan üzerine 15 saniye. Rahattınız da ondan. Yani normalde bu kadar almazdım ama biraz evet, temkinli gittim. Türlü dertlerle, efendime söyleyeyim, uğursuzluklarla uğraşmak durumunda kaldı rakipleriniz. Ama deneyimli olduğunuz için siz öyle yaş tahtalara basmadınız. Bence daha kuvvetli bir alkış daha yapabilirsiniz. Şunu teslim edeyim. Evet. Güzel günlerde harcarsınız. Harcarken de bizi hatırlarsınız efendim. Buyursunlar. Çok teşekkür ederim. Bütün yarışmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok sıcakkanlı ve samimi insanlar. Eksik olmasınlar. İyi ki gelmişler efendim. Müsaade ederseniz Cenk Bey ile birlikte kapatacağız bölümü. Efendim buralardayız. Sizleri bekliyoruz. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın.